İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevaş Hoca yine gündemi takip ediyor biliyorsunuz. Derleyip toparladığı haberleriyle ekranın karşısına yine geçti. Biliyorsunuz 40 gün olmuş Merve Bolur'un evliliği. Sosyal medyalara hemen düştü. 40 günlük evlilik bitti diye eşi Mert Bey boşanma davası açmış. Arkadaşlar fikir ayrılığı yaşıyoruz diye Mert Aydın, aranjör sevgilisi. Kocişkom, kocişkom, kocam, kocam, kocam diye, diye, diye. 40 günde neyi anlaşamadılar da hemen bitti bu evlilik? Nasıl bir fikir ayrılığı 40 günde oluştu? Gerçi Merve Bolur bağlamında tüm gençlerin dikkat ediyor musunuz? Artık evlilikleri sürmüyor. Çünkü evlilik kurumuna saygı kalmadı. Evlilik kurumunun anlamı içi boşaltıldı. Evlilik böyle hani hemen eften püften konulardan dolayı bitirilebilecek bir şey ya da ne bileyim püf sıkıldım, fikrim uymadı, onum uymadı, bunum uymadı, kaşım uymadı, gözüm uymadı diye bitirilebilecek bir şey değil evlilik aslında. Yani buna da bence sosyal medya da çok etkili oluyor. İnsanlarda artık tahammül kalmadı, saygı kalmadı. İdare etme kalmadı, ne bileyim sadakat duygusu kalmadı, eş olmak ne demek, onu insanlar artık bence içini boşalttılar yani. Zannediyorlar ki eş olmak sadece eğlenmek. Hani yemin bile ediyorsun iyi günde, kötü günde, her türlü zor koşulda birbirini taşımaya, birbirini sevmeye yemin ediyorsun. Ama en ufacık bir taş değdiğinde ayağında hemen hop mahkemede alıyorsun soluğu. Ondan sonra da diyorsun fikrim uymadı, bilmem neyim uymadı. Biraz da ben göze nazara da inanıyorum. Çok göz önünde böyle işte TikTok'larda sevgilinle sürekli canlı yayın açıp kocam kocam bilmem ne diye paylaşırsa ondan sonra da içimden hiçbir şey gelmiyor lanet olsun aşkına şarkısını söylemeye başlarsın. Babasının evine dönmüş Merve Bolur, yine o bet sesiyle de şarkılar söyleyerek ayrıldığının sinyallerini vermişti arkadaşlar. Ben Merve Bolur için üzüldüm. Ben kimsenin üzüntüsü üzerinden kalkıp da demagoji yapmak istemem ama biraz da bunun taşlarını kendi de ördü diye düşünüyorum. Yani bu TikTok'a zaten tamam ben de TikTok'tayım falan ama bazen bakıyorum böyle hakikaten bu ilişkilerin içi boşaltılmış, sevgili anlamanın kavramı, ne bileyim birlikteliğin niteliği, niceliği, aşkın hepsinin içinin boşaltıldığını düşünüyorum ve bu sosyal medya aracılığıyla yapıldığını düşünüyorum. Çünkü öyle videolar denk geliyor ki eminim izleyenler varsa onların da önüne denk geliyordur sosyal medyada. Yani çiftler artık nasıl biliyor musunuz? Güya bunu IQ'su düşük bir bence espri, seviyesi düşük bir espri. Artık arabada ne bileyim işte affedersin gaz kaçırıyor. Yani osuruktan teyare de onunla ilgili karı kocanın şeylerini çekiyorlar. Ne diyorlar? Videolar hazırlıyorlar öyle. Komiklik olsun diye eşi duyuyor bilmem ne. Yani bakar mısınız işte böyle böyle görüntülerle ne derler? Klaslık ilişkideki, saygı. Yani kültür, bunların içi boşaltılıyor. Yani bunu da işte mizah diye, komiklik olsun diye yapıyorlar. Ve bir tane değil biliyor musunuz? Hele de izleniliyorsa 100 tane aynısının benzerleri çekiliyor. Yani o kadar çok affedersiniz TikTok'ta osuruk videosu var ki. Yani iki çiftin birbirine duyduğu bazı mahrem şeylerin, bazı ne bileyim iki eş arasında kalması gereken şeylerin, bu sadece şey de değil, utanılası, ayıp, küçük şeyler de olabilir. Gaz kaçırmak da olabilir. Esprisi bile çirkin. Ya bana gülünür mü yani? Bunun üzerinden espri yapıp da çiftlerin birbirine yok evden gelirken gaz çıkarıyormuş gibi bilmem ne. Bakarsanız çok küçük gibi görünen çok büyük şeyler biliyor musunuz? Kirletiyor. İlişkiyi kirletiyor. İlişkiye bakış açısını kirletiyor. Onu izleyen 14 yaşındaki, Blue yaşındaki çocuk onun komiklik olduğu algısıyla yetişiyor. Yani o zannediyor ki komiklik yapıyorum. Edepsizlik bu. Edepsizliğinden neresi komiklik? Ben böyle şeylere gülmüyorum. Çok böyle benim için yani komik gelmiyor bana böyle. Yani insanın ne bileyim çişidir, kakasıdır, ne bileyim insanın uzuvlarıdır. Bunlar bana komik gelmiyor. Çirkin geliyor yani. Yani bazı şeyler gizemli kaldığında, bazı şeyler tutkuyu da öldürüyor, sevgiyi de öldürüyor, saygısızlığı getiriyor bunlar. Komiklik diye sen kocana affedersin osur, sen karına osur, bir de bunun videosunu çek, toplumla paylaş. Nerede saygı?
Düşünebiliyor musunuz? İşte böyle böyle şeyler artık yeni neslin ilişkilerini de kısa olmasına neden oluyor. Çünkü hayatlarına küfür girdi. Ne bileyim çıkıyor şimdi tamam adamı başarılı buluyorum ama Hasan Can da çıkıyor. Kadın çok rahat erkek arkadaşıyla olan ilişkisinden bahsediyor. Yok bilmem neyi çok gereksiz uzuvları ile ilgili. Bak burada ben kendim bile söyleyemiyorum. Ondan sonra öbürüsü çıkıyor yok karısını nasıl aldattığını, kocasını nasıl aldattığını espriymiş gibi. Bunlar insanların bilinç altına kazınıyor ama ikili ilişkilerin de değerini, ikili ilişkileri olan saygınlığı da bitiriyor diye düşünüyorum. Yani mahrem vardı eskiden. Bakın bunlar özgürlük adı altında yapılıyor ama kimsenin özgürlüğüne müdahale etmek için söylemiyorum. Saygı, ilişkide saygı, sevgide saygı, değil mi? Bir takım şeyler böyle dillendirilmez, çok fazla bahsedilmez. Öyle değil mi? Bunlar çünkü ilişkileri yıpratan şeyler. Sürekli küfürlü konuşmalar, argolu konuşmalar ikili ilişkiler arasında normal gibi. O ona lan, o ona bilmem ne. Bakıyorum sosyal medyada ilişkiler bile bunun üzerinden yürüyor. Böyle çok avam, ucuz, basit. Bunları da özgürlük adı altında yapıyorlar. Yani böyle saçma sapan bir şey dönüyor sanal dünyada, internet dünyasında. İster istemez de önümüze geliyor. Ve ben irkilerek bakıyorum biliyor musunuz? Takip ediyorum çünkü ben bir YouTube içeriği üretiyorsam gündemi, olanları da izlemek zorundayım. Takip de ediyorum. Ha, keyif alıyor muyum? Almıyorum. Güzel şeylere de mesela hayvan belgeselleri oluyor. Ne bileyim bir düzgün şeyler de var ama o düzgün şeylerin içerisinde böyle videolar denk geliyor ve çok çirkin geliyor, çok itici geliyor bana. İlişkilerim biraz da bu yüzden tükendiğini düşünüyorum. Bakın en popüler hadise şey Mehmet Dinçerler aşkı da. 3 ay 4 ay sürdü. Kubilay Aka Danla Bilic çıkıyor. Ondan sonra bir programda arkadaşlar diyor ki evlenmeyi düşünüyor musun? İşte düşünmüyorum. İşte o düşünüyor ama diyorlar şeyden için Kubilay Aka. O düşünebilir ben düşünmüyorum. Bak sevgilisinden bahsediyor. Usluba bakar mısınız? O düşünse bile ben düşünmüyorum. Ben daha çok gencim falan. Yani ilişkilerin geldiği seviyeye bak. Ya düşünmesen bile toplumla bunu paylaşmazsın. Çünkü o senin partnerin, ilişki yaşadığın kişi, ona saygı duymak için böyle cümleler kullanmazsın. Ama gençliğin hali bu. Danla Bilic örneği verirken sadece Merve Bolur, Danla Bilic böyle demiyorum. Bakın yeni nesil, 20'li yaşlar. Maalesef ilişkiye bakış açıları artık bu şekilde. Saygısızca işte diyebiliyor yani o düşünebilir ben düşünmüyorum. Bu şekilde söylenilebilir mi? Bu üslup kullanılabilir mi? Ve bu üslup internette kullanılan bir üslup. Yani bir tek o kızla kullanmıyor. Hani söylerken sadece Danla Bilic için söylemiyorum bunu. Ve bunları izliyor yeni nesil. Vah ki vah ki bundan sonraki nesil artık çok böyle, çok özür diliyorum. Paşa tabii ki böleceksin değil mi programımı? Uyudun uyudun şimdi mi aklına geldi anneciğim? Hadi açıyorum. Çok özür dileyerek. Hadi anneciğim çabuk ol ama. Evet arkadaşlar çok özür diliyorum. Paşa dikkat çekmeye çalışıyor zannedersem. Böyle video çekerken gelir o balkonun önüne bir durur. Ben de her ihtimale karşı belki çişi mi geldi diye. Çünkü bazen acil durumlarda balkona gidiyor öyle bir durumda. Evet arkadaşlar yani bugünkü konumuz biraz ilişkiler üzerine olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya da biz yaşlanıyor muyuz 40'lı yaşlar? Biz mi hayata yanlış bakıyoruz? Ama ne bileyim bana sevgi kutsal geliyor, aşk kutsal geliyor, özel bir duygu geliyor. Bu özel duyguların bu şekilde kirletilmesi beni incitiyor ve üzüyor. Ya böyle, bu bakış açısıyla sevmemeli insanlar birbirlerini diye düşünüyorum aslında. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama bu tarz böyle küfürlü argolu konuşarak artık çiftler birbirleriyle öyle konuşuyorlar ve gülüyorlar buna espriymiş gibi. Mesela Hasan Can bunu çok yapıyor ilişkilerden bahsederken sıçma hikayeniz diyor. Düşünebiliyor musunuz ya? Yani tamam komik olabilir bir takım şeyler ama ikili ilişkilerin içine bunu koyduğunuz zaman o cebin içine koyduğunuz zaman ikili ilişki diyoruz insan ilişkisi. Bunun içine böyle bununla bu çirkin kelimeleri koyduğunuz zaman bu bence düşük mizah. Yani IQ de seviyesi düşük insanların gülebileceği mizah olarak bakıyorum. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Tamam mı oğlum? Soğuk hadi geç içeri kapatıyorum kapıyı.
Dikkatimi de dağıtma anneciğim lütfen. Doğru içeri. Yoksa göz damlası geliyor. Neredeymiş göz damlası bakayım. Gel bakayım bir o gözüne bir göz damlasını damlatayım. Nasıl pır diye gitti vallahi. Evet arkadaşlar. Hem üzülmekle birlikte yeni neslin bu ilişkilere bakış açısına hem de insanlığın gittiği yere bakın. Yani düşünebiliyor musunuz? İlişkiye bakış açısı, mizaha bakış açısı, her şeyin mi içi boşalır? Gün geçtikçe bir sonraki günü arıyoruz. Bir sonraki insanların yaşayış biçimlerini arıyoruz. Şıklık da bozuldu, zarafet bozuldu. Hepsinin içi boşaltıldı. Güzel sesin anlamı da gitti artık. Şarkıcıları görüyorsunuz değil mi? Her şeyin içi boşaltılıyor. Eskiden sesi güzel olan şarkı söylerdi. Şimdi o kavram da kalmadı yani. Tamamıyla bitti. İşte görüyorsunuz böyle gayet özgüvenli. Ben şarkıcıyım. Ben işim, mesleğim bu olmasına rağmen ben bu kadar böyle şarkı söyleyenlere şaşırıyorum. Bu ne hevestir insan değil mi? Bir der ki ya kardeşim sesim çirkin insanlar duymasın. Ve böyle insanlara da iş teklifi geliyor. Yani o kadar çok piyasada sesi olmayan, sesini bırak şarkı söylemeyi bilmeyen baştan sona detone insanlar şarkı söylüyor ve para kazanıyor ki o sadece medyatik ya da fenomen diye öyle insanları izlemeye gidenler olduğu için. Bakar mısınız yozlaşmaya? Mesleklerin içi boşaltılıyor. Sanatın içi boşaltılıyor. İlişkilere bakış açısı küfürle ne bileyim işte böyle mizah adı altında, komiklik adı altında çirkin söylemlerle kirletiliyor diye düşünüyorum. Örnekleri de görüyorsunuz. 2 ayda, 40 günde evlenip boşananların çoğalması. Ünlüler toplumun da aynası aynı zamanda. Onlar babında çoğu da öyle biliyorsunuz. Evleniyor, o gidin mahkemelere, adliyelere 40 günlük, ayol 3 günde, 4 günde bile boşanan var. Yani insan evlilik kararı aldıysa en ufacık sıkıntıda yani boşanmayı düşünerek almamalı. Yani evlilik demek artık yani o insanla bir ömür yola çıktığının bilincinde olacaksın. Yeri gelecek kavga edeceksin, yeri gelecek uzlaşamayacaksın, yeri gelecek anlaşamayacaksın. Her en ufacık tartışmada ya da en ufacık uyumsuzlukta bırakıp arkana gitmeyeceksin. Hani evleneceksen ya da evlilik kararı alacaksan bunları uygulayabileceksen alacaksın. Yoksa böyle çocuk oyuncağı gibi evlendim, 2 gün sonra yok boşandım, uyuşmadı, olmadı. Yani bakar mısınız vıcık cıvık işte bunun altında da bu aile kavramının içinin boşaltılmasının altında da bu tarz maalesef platformların etkisi çok büyük diye düşünüyorum. Bugün izlerken dikkatimi çekti ya bakıyorum ya ilişkiye bakış açısına bakar mısınız? Böyle saçma sapan videolar görüyorum ya. Sevgililerin birbirlerine yaptığı işte ne bileyim arabada oturuyor. Aa, bir kız geçiyor şu kız bilmem ne olsaydı falan. Böyle buna benzer benzer hep videolar geliyor. Bir yerden alıntı muhtemelen çok izleniyor diye çiftler de aynı videoları çekip sosyal medyada paylaşıyorlar. Ya bu seviyeye gelmesi artık ilişkilerin de biliyorsunuz internet üzerinden yürüyor. Yürüyor derken DM'den yürüdüm kıza bilmem ne. Bakar mısınız ilişkinin vıcıklığına, cıvıklığına? İnternetten tanışmanın kötü bir şey olduğunu söylemiyorum. Kullanılan uslup yürümek, ilişkiye bahsederken ya biriyle partnerle tanışmaya çalışmanın adı yürümek olmuş. Yani bu kirlenme, bu yozlaşma onlardan sonraki nesilde belki de artık herhalde şey diye bir şey kalmayacak, duygu diye bir şey kalmayacak. Aşk, sevgi kavramlarının içi boşaltılacak. Herhalde rutin yemek yemek gibi seksi de o hale getirecekler. Zaten o hale doğru dönüyor farkındaysanız da. Artık insanlar birbirinden etkilenmiyor bile. O hale dönüştürecekler içini boşalta boşalta. Bu aralar arkadaşlar tekrardan Muhteşem Yüzyıl denk gelmişti YouTube'da. Ay dedim bir takıldım böyle. Ondan sonra devam etmeye başladım. Bir de her şeye analitik bakıyorum. Analiz yaparak bakıyorum. Ya o çağlarda insanlar mektup yazıyorlarmış birbirlerine. 3 ay cevabını bekliyorlarmış. İlişkiye bakar mısın kalpten bağlılığa? 3 ay, 4 ay, belki 6 ay cevap bekliyorlarmış. Yani bir sadakate bakar mısın? Ne bileyim birbirlerine olan aşkın içini nasıl dolduruyorlarmış bakar mısın? Bir de şimdi bak. Şimdi oho vay uyuşmadık. Kaşın üstünde gözün var dedi. O oldu, bu oldu diye ilişkiler bitiyor. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar sabırsız, saygısız bir topluma
dönüşüyoruz hep birlikte. Siz ne düşünüyorsunuz benim düşüncelerim hakkında? Fikirlerinizi yazarsanız mutlu olurum. Bugün haberlerde İstanbul'da Fatih'te arkadaşlar, Cibuti ve Senegal uyruklu birisi Etiyopyalı birinin parasını çalıyor, üstünü kirletiyor, temizleyeceğim ayağına, onları soyuyor. Artık bakar mısınız, hırsızı bile ithal eder duruma geldik. Yani hırsızı bile dışarıdan artık. Yani hani diyorlar ya işte 8 milyon ensar ne bileyim işte Müslümanlar geliyor falan diyor bazıları. Böyle videolar atıyorlar. Tabii ki kabul edeceğiz falan diye. Kimliğinin içinde sadece Müslüman yazması önemli değil. Bak hırsız. Müslümanlıkta hırsızlık var mı ya? Yani artık Fatih'te, Taksim'de yan kesiciliğe denk gelmemek için korkarak giriyorsun ki inanın oralarda bile artık Afrikalı hırsızlar var ya. Bakın Afrikalıların hepsi öyledir demiyorum. İyisi gelmiyor zaten bize yani. Nerede affedersin ipini koparmışı, arsızı ya da ne bileyim topluma faydası olmayacak elemanlar geliyor. Ben yoksa Suriyeli'nin zaten doktorudur, mühendisidir Avrupa'ya gitti. Yani bize bakıma muhtaç olanı kalıyor. Yani ya da yük olanı bizde kalıyor. İnsan en çok da ona üzülüyor ve ne demek ya resmi kayıtlara bakıldığında bile 13 milyonun üzerindeymiş ülkemizdeki yabancı nüfus. 13 milyon yani Yunanistan'dan büyük bir nüfusa hizmet etmek zorundayız. Tabii bu kadar insan bir anda içimize dolduğu için tabii ki kiralar artacak, gıda bulmamızda fiyatlar artacak bu kadar insana bakılırsa. Yani çok plansız, programsız hareket edildiğini düşünüyorum özellikle bu konuda. Ve böyle insanların anında sınır dışı edilmesi lazım. Herhangi bir olaya karışan, herhangi bir hırsızlığa karışan, adli bir durumu olan insanlar sınır dışı edilmesi lazım diye düşünüyorum ben. Bakar mısınız ya? Adam geliyor hırsızlık yapıyor veya geliyor bu insanı kinlendiriyor. Düşünsene bir yabancının senin kızına şiş piş dediğini veya kötü kem gözle baktığını. Bir değerlendirin kafanızda ne kadar kötü bir şey. Yani kaliteli ya da insan hasletlerine sahip birilerinin uyuruna bakmayız tabii ki. Ama bakın o patlamadaki kadın da öyle. Hani caniler o sınırdan geliyor. Suriye sınırından gelince hiç sormuyorlar herhalde. Langur lungur ülkemize giriveriyorlar yani. Bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini artık bıçağın kemiğe dayandığını düşünüyorum. Bu kadar yabancının. Ne diyorum? İstanbul'da kalkıp bazı semtlere girmeye korkar olduk ya. Ben mesela gerçekten bir Taksim videosu çekmeyi düşünüyorum. Ve kafamda soru işaretleri var. Korkuyorsun. Belirli bir saatte oralarda gezmekten yani. Bu hali niye getirdiniz ya? Bizim ülkemiz böyle değildi ya. Ben İstanbul'da yemin ederim bundan 20 sene önce yani o kadar keyifliydi ki. Eminim bir 20 sene önce de benim keyifli dediğimden daha bile keyifliydi. Yani bir şeyler iyiye gitmiyor farkında mısınız? Gitgide kötüye gidiyor. İyiye giden ne var arkadaşlar? Sadece hayatımızın biraz konforunu arttıran teknolojik aletlerin dışında iyiye giden ne var? Küresel kirlilik, doğayı kirletiyoruz, işte söylediğim gibi duyguları kirletiyoruz, ne bileyim bir azgınlaştı millet. İyiye giden ne var? Hayatımızı kolaylaştırdığını zannettiğimiz o da teknolojik gelişmeler var. Onun dışında ne var? Yani ben gerçekten şaşırıyorum ve bu duruma önlem alacak yöneticilerin başımızda olmasını istiyorum. Bunu yürekten diliyorum ülkem adına. Gerçekten biraz daha böyle milli hassasiyetlerle bakılacak. Bu ister AK Parti olsun ister hangi şeyden menşeiden olduğunu önemi yok. İşte asıl milliyetçilik bu ya. Bunlara çok dikkat etmek lazım diye düşünenlerdenim arkadaşlar. Bir de biraz gülelim arkadaşlar. Uykusuzlar Kulübü'ne Okan Bayülgen'e bir oyuncu, bir şarkıcı, bir de astrolog konuk almıştı. Astrolog Hande Kazanova o kadar tiye aldı ki inanılır gibi değil. Yani Okan bazen aslında astrolojiye inanmadığı her halinden belli. Astrolojik yorumlara da inanmadığı belli. Öyle sorular sordu ki sıkıştı kaldı kız. Yani bayağı bir böyle kızla dalga geçti resmen. İşte eskiden olsa sana kain mi diyeceklerdi, müneccim başı mı diyeceklerdi. O daha bilimsel bakıyorum falan dese de bayağı bir dalga geçtiler söylemleriyle. Öbür Nuri Harun Ateş ise işte Bülent Ersoy'un falcısına gidiyorum falan. Ha işte böyle tam Okan'ın dalga geçeceği konuları konuşulduğu bir yayındı ve
o kadar bıyık altından gülüp dalga geçti ki konuklarıyla. Yani çok enteresan bir adam. Yani tabii ki o daha bilimsel bakıyor, daha maddesel bakıyor ama astroloji gerçekten uzman, böyle tabii ki rastgele yazılmış boğa şöyle olacak, ne bileyim şu şöyle olacak diye değil de gerçekten layıkıyla gökyüzünü inceleyip de o yıldızların konumuna göre, hareketine göre hesaplamaları, ciddi hesaplamaları yapabilenlerin bir şeyleri çıkarabildiğini ben düşünüyorum. Ay neler dedi, senin dedi kesin dedi işte siyasiler geliyordur, işte borsa ekonomi üzerine geliyordur, kimler geliyor senden danışmanlık alıyor gibi. Böyle biraz onu tiye aldı, böyle bayağı bir affedersiniz geyik yaptı. Hem onunla hem de astrolojiye bakış açısı, yani astrolojiyle bayağı bir geyik yaptı. Yani zaten bilim adamlarının çoğu da kabul etmiyor onu. Fal gibi görüyorlar astrolojiyi ya da ne bileyim bir bilim dalı olarak görmüyorlar. Astrologlar öyle bir anlatıyor ki işte horoskop astrolog, bilmem neleri astrolog, 40 çeşitli bir de astrolog var. Yani onlar kendilerini öyle bir prezentasyonlarını öyle bir yapıyor ki sanki 45 tane fakülte bitirmiş gibi. Ama yer mi şey? Okan Bayülgen yer mi? Ay Allah'ım nasıl dalga geçti. Çok güldüm o programa arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün aslında video çekmeyecektim ama hem üzülmekle birlikte hem de beni takip edenler önceki videolarımda Merve Bulur'la ilgili söylediklerimi izleyenler diyecekler ki Sevda'nın söylediğini, bu kızın bu kadar nazar değecek, bu kadar göz önünde ilişkisini yaşamasının doğru olmadığını, eli kulağındadır, bir sıkıntı çıkacak dedim ve dediğimde çıktı. Dedim çıktığını söylemek için çekiyorum arkadaşlar. Kara haberci oldu Sevoş'unuzda artık ama yani bu aslında malumun gelişi. Bir şeyleri bilmek ya da bir şeyleri anlamak için müneccim olmaya gerek yok çünkü Perşembenin gelişi çarşambadan belli gibi bir durum oluyor arkadaşlar. Bugünkü sohbetimiz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın, sevoşla kalın.